akşamlar arkadaşlar. Daha önce duyurusunu yapmıştım. Şu an Doktor Volkan Kurtaran'dayım. Volkan abi. Volkan hocanız diyeceğim. Etlik Zübeyde Hanım, Ankara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi. Doğru mu söylüyorum? ben maalesef kamuda çalışma şansım mecburi hizmet dışında olmadı. İşte üniversite üzerinden teklif ettim. Şimdi arkadaşlarım soruyor bana abi, işte TUS'ta seçimlerini yapacaklar. Abi işte nereye yazalım? Üniversite mi, eğitim araştırma mı? Bir önce ne zamandır kamudasın? Hangi üniversitedeyiz? TUS fakültesi neredeydi? Bir başlayalım mı oradan abi? Bence bu kadar kadar görülen en önemli bir şey, eğitim nasıl girecekleri bölümünde. Çünkü artık biliyorsunuz ülkemizde birçok ülke sadece hemen hemen her ülke ülkesi var. Eğitim hastaneleri çoğaldı, birçok ülke bölgesel eğitim hastaneleri olmaya başladı. Bizim asistanlarımız karar verirken karadan çok bunlara dikkat etmesi lazım. Eğitimi nasıl, hocalar nasıl, pratikte ameliyat yapmak kendilerine ne soracak? Çünkü şöyle, bazı yerler var ki mesela işte laboratuvarı olmayan yerler, cihaz olmayan yerler, bir tane bile laboratuvarı yapmadan mezun olan yerler var. Ben de sizin için öyle bir şey. Önce şuradan gidelim. Ben mesela akademisyen olmak istiyorum. Aklımda bu var. Yolum hangisi olacak daha ziyade? Şimdi eskiden şöyle bir kanı vardı. Akademisyen olmak için illa ben üniversite hastanesinde bir ihtisas yapıyorum. Değişti mi? Tabii ki. Ben tabii milattan önce Hipokrat döneminden kalma olduğum için. Tabii ki çok değişti. zaten bakarsanız akademisyenlerin geçmişine büyük bir kısmı eğitimleştirme hastanesi. Sayı orada daha çok, böyle logaritmik düşünürseniz, üniversite hastanelerinden daha çok uzman yetişiyor araştırma hastanelerinde. Bilimsel aktiviteler de daha fazla. Üniversite hastanelerinin neticinde küçük bir kildi bu. Vaka sayısı. Hem vaka sayısı, bilimsel çalışma sayısı. Şimdi üniversite hastanesinden çıkan bilimsel yayında, büyük bilim araştırma hastanelerinden çıkan bilimsel yayını karşılaştırırsanız, sana ne derler bu kalite olarak da büyük hastaneler, büyük eğitim araştırma hastaneleri hem vaka sayısınız, hem bilimsel yayınlar arasında, hem pratik yapmalar arasında. Ben de öyle düşünüyorum. Doğum düşünen hastanelere büyük eğitim araştırma hastaneleri bir takım kullanmak olmazsa bence iddia edecek veriyorum. Şimdi abi seninle yapmak isteme sebebim şu. Dediğim gibi ben kabul çalışmıyorum. Ben Gazi Üniversitesi'nde yaptım kadın hastalıkları ve doğum asistanlığı. Hani olay üniversite kısmını diyorum sadece. Ama tabii arkadaşlarımızdan bilirdik. Hani bizimle beraber TUS'a girmiş. Ama hani doğum evi diye geçerdi o zaman. Büyük doğum evi, küçük doğum evi diye geçerdi. Orayı kazanan arkadaşlarımız olurdu. Biz de işte üniversiteye başlamıştık. Hani karşılıklı ikimiz bunu da karşılaştırabiliriz. Benim hiçbir fikrim yok şahsen. Eğitim araştırma hastaneleri hakkında. Ben de üniversite ayağını o zaman çok güzel bir kombinasyon olacak. Evet, aynen öyle. Güzel bir söyleşi olacak. Peki, mesela şöyle bir çekince olabilir. Bilmiyorum tabii, ben olayın o tarafından bakıyorum. Sen çalıştın üniversite hastanesinde. Hayır, hayır, çalıştım. Güzel. Sen de bana sorabilirsin. Çok güzel oldu. Şimdi, çok sayıda hoca oldu ve her hocayla vakaya girmek
fazla vaka yapmak. Çömezinin sana yaptırması, kremdinin sana yaptırması, usta çırak cerrahi. Bir de üniversitede daha geç vaka yapmaya başlayıp, daha az vaka yapıp ama daha geç başlayıp daha çok hocayla yapma şansı gibi sanki. Nasıl sizde durum? Şimdi eğitim araştırma hastanelerinde daha çok hocayla yapma meselesine gelince şimdi kadın doğum nihayetinde bir cerrahi okuyoruz. Siz de takdir edersiniz. Cerrahi uğraşlar. Sanat işi. Zanaat. Zanaat işi. Evet, bir sanat işi. Burada bazı bilimsel şeylerden çok bir temel kabiliyeti çapından bir karar verebilme yetisi önünde geliştirilmesi lazım. Şimdi şöyle düşünün. Karşılaşmamış veya ne bileyim kol gelişiyle, el gelişiyle karşılaşmamış bir insan. Karar verme yetisiyle bunu 20 defa görmüş, 30 defa görmüş bir insan. 10 defa karar verme yetisi çok farklı olmuş. Tabii öğrenirsiniz. Dolayısıyla bakanın çok olduğu yerlerde, cerrahi branşlarda karar verme yetisi bir kere ister istemez bir cerrahta gelişiyor. Ben bunları çok görüyorum. Size şöyle söyleyeyim. Ben size öyle bir vaka söyleyeyim. A kişisi uzmansa bir takım organizasyonlardan çıkıyor. Ama B kişisi uzmansa anında karar verme yetisi geliştiği için o vaka çok farklı oluyor. Dolayısıyla fazla vakalandırılması cerrahi uğraşlarda tabii ki nasılmış. Bir tür yatsıma. Peki şey var, o değişti mi? Hani üniversite hastaneleri daha üçüncü basamak, daha komplike ve kimsenin görmediği vakaların sevdiği yani. Herhalde o değiştiği için de değil mi? Daha yaklaştık. Durum nedir? Biraz yüksek sesle. Tabii ki bizim talebeliğimiz de. Burada dinleyenler var. Evet. Sesi duyamıyoruz diyorlar. Biraz yüksek sesle. Evet. Tabii ki bizim talebeliğimiz de. Öğrenciliğimiz de. Şöyle bir kalı vardı. Eğitim araştırma hastanelerinde baş açıklamayan hastalar. Üniversite hastanelerinde. Ama günümüzde böyle bir şey değil. Çünkü bizim bakanlığımızın da eğitim araştırma hastalığına verdiği destekler hem ekipman açısından hem eğitmenlerin kalitesi açısından çok daha büyük, çok daha tersiyer merkezler olmaya başladı. Bunun tam tersi bir mekanizma var aslında. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani birkaç büyük üniversite hastanesinin klinikleri hariç diğer üniversite hastanelerinin kliniklerinden büyük eğitim araştırma hastalığına şu andaki mevcut durum bu. Hem de tabii ki hem ekipman, tam temini mesela bazı üniversite hastanelerinde gece yarısı laparoskopu yapılamaz ya da kan temin edilemez. Ama büyük eğitim araştırma hastalığında bu böyle mi? Tabii ki değil. Yani sorunuza bilmiyorum. Detaylı cevap verebilirim mi? Biraz sular attıktan sonra değişti. Değişti. Tabii ben çok eğitim araştırma hastalığının lehine değişti. Peki şunu söyleyeyim abi. Şimdi hala 4 yıl kadın hastalığı. Evet. Benim zamanımda 4, bir ara bir 5 oldu. Ne kadar güzeldi? Evet. Bir 3 sene 5 yıla çıkarıldı. Tabii meslek örgütleri, TJO'da gibi referansıyla, benim için de referansıyla 5 seneye çıkarıldı. Ama daha sonra görüş değiştirdi. Tekrar 4 sene oldu. Şu anda 4 sene. Şu an 4 sene. Peki. Şimdi ben sizin eski veganlık eğitim araştırmaya girdim. Birinci yıl sizin. İlk bana ne zaman Sezaryen yaptıracaksınız? Üçüncü veya dördüncü ayda Sezaryen. Arkadaşlar. Evet, net olarak söylüyorum. Üçüncü veya dördüncü ayında biz hastanede bir kadın doğum asistanı sezaryen yapmış. Peki, birinci yılını tamamladın. Vaka sayım genel olarak histerektomi olsun, sezaryen olsun. Ortalama kaçlarda mı? Yani sezaryen 50 tane yapar içerisinde. Histerektomi kaç tane yapar? Varlar orada çık diyorlar. Evet. Ama ilerleyen senelerde, ilk sene için konuşuyoruz. İlerleyen senelerde bu vaka sayıları çok da. Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela hiç laparoskopik, ektopik, gebelik yapmadan mezun olan birçok üniversite üniversitesi var. Bizim hastanemizde yaklaşık 25 tane laparoskopik, ektopik, gebelik ameliyatı yaparak mezun. Evet. Peki, bu çok önemli bir sayıdır. Bunu, hocam, çok doğru. Bunu yani dünya donlarıyla karşılaştırırsanız da çok önemli bir sayıdır. Dünyada zaten çok farklı. Evet, yani bir laparoskopik ameliyat yapmak, 25 tane spesyal bir ameliyat yapmak öyle kolay değil. Ya
aşağı başından oldu. Tabii ki bizim çok ters yerdir. Türkiye'nin büyük dönemlerinden birisi. Evet. Ama diğer eğitim araştırma hastaneleri de 3 aşağı 5 yukarı bize. Tabii ki şunu şöyle anlamayın. Yani üniversite hastanelerinde hiçbir şey yapılmadı. Tabii ki böyle bir çok değerli üniversite klinikleri var. Ama tabii burada biraz selektif olmak lazım. Her üniversite tabii üniversitedir diye oranın kalında okulunu tercih etmek doğru. Peki şimdi burada bizim yakışıklı ikizlerim de var karşımda. Bugün ikizlerimiz bana yönetmen yardımcılığı yapıyor. Birini ben alacağım buraya. Gelir misin? Gel bakalım. Bir şey soracağım. Doğru mu söylüyor, atıyor mu bakalım. Şöyle gelebilirsin çünkü kadroja giremeyeceğim. Söyledikleri doğru mu abi? Biraz az söyledim. Biraz yaklaşsana. Normalde söyleyeyim, biraz rakamları az söyledim. Az söyle, sen söyle peki. Sen birinci yılın, sen şu an yeni uzman oldun. Ne kadarlık uzman? 8 aylık. 8 aylık uzman. Birinci yılın sonunda kaç makam vardı? Ben birinci yılın sonunda yeni gelen asistan arkadaşlar Ceren yaptırıyordum. Bakınız yapıyordum dedi mi? Yaptırıyordum. O yeten cevap tuttu bunu yani. Peki şu şey var mıydı? Bir şey ısmarlama olayı devam ediyor mu? Onun için mi? Vallahi o cennet branşının bir genişliğidir. Hani, açıklayalım mı onu? Böyle vaftiz etme gibi bir şey değil. Tüm cerrahi branşlarda bu vardır. Onu orada az da izah edelim. Yani biz cerrahi branşında, bütün branşlarda bakıyoruz. İlk ameliyat olarak yaptığım bir şey. Bugünkü ekibe hani en yakış ettiğim halde. Hani o bir an öpüyorum işte. İşte yemek falan. Bir dakika ama orada bir nüans var. İlk ameliyat mı yoksa ilk ekartör tuttu? İlk sterin oldu. Yani işte o her şeyin ilki oluyor tabii. Neyin ilki varsa ısmarlatın yani ilk defa sonuç işlemliğinde başlıyor. İlk defa... Mesela tuşe de ilk defa uterusu tuttu. O da mı? Eyvah. Yazık. Buldu bu kadar önemli bir şey. Önemli bir şey yaptı. Bütün maaş ona gidiyor o zaman. Tabii. Sembolik olan. Yani. Eğitim için şartlısı. Para için. Tabii işin esprisi. Sembolik olarak Boran'ın söylediği gibi hatırası olsun diye. Peki Boran, şimdi tabii karşılaştıramazsın başkasıyla ama mecburuz ne tek bitireyim. Nerede yaptın? Şu an Ankara'dayım. Polat Beyaz Hastanesi. İlç hastanesi. Yani 70 kilometre mesafe demek gibi. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk gün ilk dönüş. Yani ilk gün ilk nöbetim. Saat 9'da Atık Batı'nın ilk ultrason yaptım. Bütün bakım kalışımda. Yani daha ilk gecemde acil laboratuvarı yaptım. İşte doğuşta ameliyat yaptım. Şöyle bir şey. Gerçek var. Tabii daha önce çok karşılaştığım için. Volkan abiyle biz karşılaştığım bir avukatlıkları acil girdik böyle. Hemen Volkan abi telefonu getirin, oldu mu? Gerçekten yani olmadı. Yani şöyle söyleyeyim çünkü bu Volkan abinin demek ise şuydu bu takımı. Yani insan çok yorulduğu için, çok fazla yaptığı için yani her şey tecrübe etmemiş. O yüzden o kadar zor olmadı ama tabii ki şöyle bir gerçek var ki yani insan yalnız kaldığında illaki bir aksiyete uyuyoruz işte. O ilk her şey ilk zor kılıklı. Peki kocalarınız ve kudamlarınız nasıl sizde? Artık bitti. Tamam mı İstanbul? Lütfen rahat konuşuyor. Tabii burada rahat konuşuyor. Yani işte bir de mesela eğitim araştırma hastanelerinde öyle bir amaçlarım farkı biraz herhalde öyle. Şimdi biz kongrelere geldiğimizde böyle o şeyi biraz daha çok. Biz mesela akşam yemekten biraz daha topluyoruz. Biraz daha işte sonrasında beraber içeri geçiyoruz. Gün içinde de mesela hastaneye çıktığımızda beraber içeri içeri geçmeye gidiyoruz. Biraz daha abi kardeş. Ve mesela Volkan abi, hala abi diyorum. Olsa hoca demesin, hoca değinmesin hiç o kişi istemedi. Abi, abi genelde öyle de yani. Hatta işte biz mesela daha sonra o ağzım ıskanlı olunca o hocalarla onlara da karşılaşınca insan abi hocam diye hemen. Abi hocam ne diyor? Yok işte öyle oluyor ama dediğim gibi biraz daha o sağ olsun o sıcaklığı hissettirdikleri için daha ilk geldiğimiz günler itibaren. Ya o zaman da eğitim araştırma hastanesinden çıkmış biri olarak gayet kendine güvenen. Yani hangi vaka gelirse gel, onu rahatlıkla yaşayın. Ya şöyle söyleyeyim, ben şu an 6. aydayım. Laparoskopik istatörü, bayılan istatörü, abdomen istatörü, laparoskopik olarak istatörü, açık, acil vaka. Yani şu an düşünüyorum, onkoloji vakalarına yani sen şey koronavirüs yapabileceğin kitabını yapmayı yapmayı hepsinde. Bunlara bol şey. Şimdi bu sizde de ben söyledim. Teorikte mi bakabiliyorsunuz? Biliyorsunuz ülkemizde kararlar da projektörü değişti. Eskiden hala her şey serbestti.
basmada olan kişiler pek bilimsellikle uğraşmalı. Ya da insanların bilimsel olduğunu göçen programı, acelesi olduğunu göçen. Yani konjonktürel değişiklikten sonra bağlanan açma şansı insanların daha çok yapmalı. Yani ben bari göçen programı, melekte eğitim hastanesi çalışmıştım. Vakıf, herkese ben hemen eğitim hastanelerinde hedef bilimsellik, koçaklık, profesörlük. Dolayısıyla yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel aktiviteler, kongreler, toplantılar, eğitim hastanelerinde o kadar çok oldu ki böyle bir yapısı var. Peki, Uğur'a bu kaçıncı kongre geldi? Merhaba, hadi bakalım. Yani benim biraz ekstra, biraz da çok dergeçte de yapıyorum. Peki, herhangi bir kadın yok mu? Her zaman geldi. Var arkadaşım, daha yeni 3 aylık asistan gelen bir arkadaşım var. 6 aylık olan, 9 aylık olan bir arkadaşım var. Hani şöyle bir başlığında her konuya minimum en az 8-10 asistan ve bu konuda kademli olacak dediğim şey bu. Homojen dağıtılıyor benim zaman. Hala bir konuda falan oluyor. Hani en son ayın arkadaşlar en kademli olarak 3 aylık, 6 aylık diyelim. Abisi sürekli eğitim araçları. Bir de seni dinleyelim. Ben şunu söyleyeceğim. Şunu herhalde ettik. Eğitim araçlarını sen geçebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bayağı bir puanı artacak tahminimce sizin şu an. Giriş puanlarına bir bakın bakalım. Ya gerçekten yalnız çok enteresan. Mesela kongre ortamında bakıyorum. Çok keyifliler. Yani hiç böyle beklenmeyecek derecede hep bir ara. Galiba. Yok ben bu yayından sonra şuna karar verdim arkadaşlar. Ben biraz hafif kalacağım. Üniversitenin yeni durumuyla ilgili bir de üniversiteden bir hocayla konuşacağım. Şimdi kongre, tabii ki ortamları özenecek şeyler ama yanlış öyle anlaşılmasın. Disiplin bir şey var planlamış. Tabii ki. Bütün cerrahi branşlarda olduğu gibi disiplin planlamış. Ama böyle eğitim hastanelerinin şu avantajları var. Yani, hoca vasfıdaki kişilerin yaşları daha genç oluyor. İşte genç ufak, genç koçak, onun için aralarında bir yaş var daha uzun olduğu için tabii daha sıcak bir ilişki oluyor. Peki, yeni başlayan bir insanda ne kadar nöbetli? Tahmin ediyorum 7-8 tane. Ayda 7-8 ortalama öyle. Peki nöbet sonrası bir şey var mı? Yok. Anladım tamam. Çünkü tıp seçmek isteyenler de var. Valla kadın doğum meşakkatli bir branş. Yani çok isteyen bir isim görmüşsünüz. En zor, iktisası en zor, en yukarıcı branşlardan birisi. Eğer içinde isteği yoksa bir insana kadın doğum diye biraz düşünsün. Ya da bir branş değil. Çok güzel söylüyorum. Bir ona döneyim. Kadın doğum seçmeye döneyim. Birden eğitim araştırmaya. Kızım bitti ben kalanı evet, üniversiteden tamam. Biriyle konuşacağım. Tamam. Peki şimdi valla ben açıkça söylemek gerekirse ben o kadar öylesi değilim. Ortopedi. Ama bak o zaman bayrağı yükseleceğiz. Kazan çıkıyor. Çok yeni çocuğu da olmadığı için onları da düşündüm. Bence de her insan düşünmesi lazım. Fazla aşırı şey yapmamak kaydıyla. O gerekçelerle ben bakıyorum. Peki başladınız. Neyle karşılaştınız? Ne yaptım ben mi dediniz? Evet. Hem de hemen dedim. Anlıyorum. Evet herhalde. Çok yoğun iş temposu. Çok sert bir disiplin. Tabii doğum maalesef değil ama. Yani disiplin
olmak zorunda. Olmak zorunda, zaten olmak zorunda. Şöyle düşünün, mesela daha yeni branşlarda. Belki bir hatamız tolere edilebilir ya da düzeltilebilir iki gün sonra, üç gün sonra. Bakalım da onda böyle bir şey yok. Biz anla uğraşıyorsunuz. O anki kararınız, eğer disiplinsiz olursanız, öyle yetişirseniz olmaz. Şöyle şöyle, mesela bir kıdemlisi bir ameliyat yaptırırken yapma dediği zaman o gezer birazcık. O güzel. Korkmazsa yapmaya devam eder. Kesme cüreyi dediğin zaman o durması lazım. Durmazsa o komplikasyonlar o zaman. Yani hem gözü bir, kara hem de bir o kadar itaat eden, disiplinli. Disiplinli. Ben hep şunu söylüyorum abi. En iyi cerrah nerede duracağını bilen cerrah. Çok doğru söylüyorsun. Çok değil doğru. Mi? Yapmak kadar yapmamak cerrahi önemli. İşte bu söylediğim gibi bu yetiyi tabii zamanla kazanıyorsunuz. Deneyimle. Deneyimle kazanıyorsunuz. Ama cevval olmak, bu kararı verebilmek, ben şuna da karşıyım aslında. Ben size açık bir şey söyleyeyim. Lütfen, burası tabii, televizyon değil. Açık her şey. Rahat, evet. İstediğinde istediğini söyleyeyim. Mesela kadın doğum iddiası yaparken sırf bir teorik iddiamda bence alırsınız. Çok çalışkan olabilir. Bu soruları konuşuyor. Ama ya da kişilik yapı söyledim ki ani karar verdim ve yetenekli ya da bana çok zor aşılamak. Zaten böylelerini de tercih etmemesi lazım. Doğal seleksiyonu uğrayıp bir yıl ondan istifa ediyorlar. Ediyorlar yani. Genelde ama neticede kazanmış oluyor bir teknik daha. Bence bunların ruhi durumu, ani karar verilmeyi yeteneği, el maharetinin olup olmayacağı, araştırılmalı doğum testleri için. Bence bu tür testlerden ama maalesef tepki gözlükten de kazanıklarının yanasını öldürürsünüz. Biz ondan sonra tersini tutak tutak o şekilde özgürler. Bu ne biliyor? Olmaması lazım. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ya atıyorum 10 tane asistan geliyor. Kaçı sağ çıkıyor senin? İlk yıldan bahsediyorum. Evet. Hani dediğim gibi ben yanlış karar verdim. Nedir misiniz? Bu çok güzel bir soru. Çok bu olan bir şey. Ayrılma olan. Neden bu sebebiyle? Siz disiplin zorluk falan değil. Halk praktisiyle ilgili kendisine maalesef çok yaygın çalışıyorlar. İnsanları bozulmaya başladılar. Daha başlıyor. İkinci ayında bir bakım başlıyor. Bir baktığı da o genç arkadaşımızı hayatından bezdiriyor. Ülkerek, korkarak kaçıyor galiba. Böyle bir durumda asistanın ve kıdemin sorumluluğu nasıl olur? En az bir çözümü evet. Şimdi tabii ki asistanın çok bariz bir hatası olmadıktan sonra bir sorumluluğu yok. Aslında çok bariz bir hatası olmadıktan herhangi bir sorumluluğu yok. Bağlandı mı tekrar? Ya siz bence cerrah olarak yanıp pek iyi yönetmen olamayacaksınız. Evet. Geliyor mu sesimiz? Şurada evet. Hazır şey yapan. Evet. Şimdi biraz böyle malpraktis konusu asistanları birazcık caydırıyor. Çok yüksek. Kendinizden daha yüksek istihbarat. Sorunun cevabı hani asistana bir şey oluyor bu şey. Genelde o. Ama düşünün istihbaratı başlamışsınız. 3 ay sonra bir mahkeme 2 sene devam ediyor. Avukat parası. Bir şey olmasa bu kadar da korkutmayalım da abi. Şunu söyle, benim orada sorduğum şuydu aslında. Bu bana göre değilmiş. Çok yoğun, uykusuz kalıyorum. Ne oldu böyle? İşte dinlenemiyorum. Çok ağır şartlarmış. Deyip de ayrılanları söyleyeyim. Baş. Değil mi? Şimdi sayıları da çok az değil. Biraz genel. Ses yükselecek. Peki. Yani sayıları da çok az değil. Özellikle cinsiyet ayrımı yapmak gerekirse yapacağız. Sistemlerde bu daha fazla ayrımı oluyor. Peki şöyle bir şey var mı? Hani daha en baştan böyle ya işte bu arkadaşımız biraz zorlanır kadın olsa pek yapabilir gibi değil diyebiliyor musunuz? Yani tabii ki diyebilirim. Öyle dediğimiz kişiler var. Tabii tecrübe meselesi de. Sizde tecrübe yapacak verebiliyoruz. İyi bir tanık doğumcu olabilecek veya olacak. Tabii ki yani öbürsünü biraz sıfırla daha fazla destek veriyoruz. Hepimiz daha fazla bir hayatımla çalışıyoruz. Daha fazla bir mesleğe yarışmasını sağlıyoruz. Ama çok fazla, çok
inkar edilemez. Edersen ben konuşurum zaten. Evet. Direkt çekmiş birisi olarak, mağdur biri olarak. Dolayısıyla hani sizde ne kadar var bilmiyorum ama yansıyordur elbet. Şimdi insanın olduğu her yerde bu tür şeyler bankacılıkta da olur. Öğretmen ve öğrenci arasında da tabii ki biz de insanın her türlü yerde bir şey oluyor. Biz şiddetle karşıyız. Disiplin başka şeydir. Psikolojik şiddet başka bir şeydir. Zaten böyle psikolojik şiddetle zaten disiplini elde edemezsiniz. Bir yaparsınız, iki yaparsınız. Sonunda biter. Başka bir tam tersi oluyormuş. Şiddetli çıkarmıyor. Ve onun sana güvenmesi de bizim mezarlığına bağlı. Ama dediğimiz var tabii ki. Şimdi var. Ne çalışıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Uyarak. Ben şimdi geldim. Yeni başladım. O kadar. Durum böyle böyle böyle. Gerçekten bir haksızlık var. Yani kabacası gelip ağladım. Tamam mı? Ben istifa edeceğim. Nedir bu? İşte eziyet ediliyor bana. Ne diyorsun bana? Mesela öyle karşılaştık bu tür şeylerle. Charles Hodges ne diyor sorun? O eziyeti ona yapan veya haksızlığı yapan neden bizim de Charles? Eğer gerçekten bir haksızlık varsa. Tabii bunun da şu var yani. Bazı her şey normal işler. Bazı insanlar bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Halbuki ama gerçek bir haksızlık, bir psikolojik şiddet, bir baskı, bir boyut varsa tabii ki yani bunu yapanı da cevabı yok. Çok uyarıyoruz yapmamızı yapacaktığında ama devam ederse tabii ki olur. Bana şey yaptırmaya çalışıyorum. Bana şey çok geldi. Şöyle bir şey var. Şikayet ediyorsun ya da ediyor. Böyle böyle kıdemli yapıyor. Kendisi kıdemli olduğunda daha beterini kendi çömesine yapıyor. Haksız mıyım? Haklısın. Bu böyle olur. Hayatta böyle olur. Eziyet gören Peki, başka bir yandan sorulara bakıyorum genelde. Evet, tekrar bir sentura. Yine kadın doğum seçer miydi? Ortopediyi bilmiyorsun. Bilmiyorum, evet. Vallahi ben de yolunda mı yaşadım? Hala da yaşadım. Allah'ım inanıyorum. Seçerdim. Güzel bir şey. Kıraatçı var, dahili bir sürü var, kıraatçı var, kıraatçı var, kıraatçı var, kıraatçı var. Cerrahiden zor falan bir insan çekiyor. Peki şimdi sen yıllardır asistanlarla çalışıyordun. Eskiden çok yüksek puanlarla bayağı şimdi çok daha düşük puanlarla giriyor. O zamanki yüksek puanla giren yeni asistanlar, şu anki giren asistanlar veya onlara verebildikleriniz de şimdi giren öğrencilere verebildikleriniz, onların beklentileri nasıldı şimdi nasıl? Biraz böyle bir iyi karşılaştırma yapabilecek miyiz? Evet. Tabii ki dediğiniz doğru. Yüksek puanla girdiği zaman çok düşük. Sizlerle karşılaşıyoruz. Onlara eğitmek çok daha kolay oluyor. Zaten donanımlı olarak gelmiş oluyor. Ayrılmış, seçilmiş olarak gelmiş oluyor. Ama düşük puanda girilen yerlerde onlarla daha fazla uğraşmak gerekiyor. Daha fazla okumalar gerekiyor. Daha fazla şey yapmak gerekiyor. Tabii ki öyle. Keşke en yüksek puanlar standart güzel gelse. Kim istemez? Ben hep şunu söylüyorum. Dün de iki gün önce bir yayın yaptım. O da aynı şeyi düşünüyor. Bu böyle gitmeyecek. Hani artık sağlık sisteminin gereği gibi. Bir şeyler oturmak zorunda. Çünkü şu anda çok olmaması gereken bir yerde meselemiz. Sen nasıl görüyorsun geleceği? Şimdi Şu anda bütün eşyanın tabiatına ait. Kadın doğum gibi. Çok güzel Kıymetli bir branş.
riski yüksek olan bir branşın bu kadar alt seviyelerde olması, ezilmesi, işte performans puanlarının üniversiteye düşük olması, malpraksiste daha çok karşılaşmak, bu kabul edilebilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Ama bu eşyanın tabiatına aykırı öyle devam etmeyecek. Bunu siyasal olarak konuşmuyorum. Bakanlarımız bu konularla ilgili tedbir alacaktır diye umuyorum. Ama bu eşyanın tabiatına aykırı olmaz. Ne kadar talep varsa, ne kadar arz varsa, kabul edilebilir. Her kadın doğru. Dolayısıyla bu talep varken kadın doğumcu hiçbir zaman bir durumda olmaz. Bence gittikçe bir şey yapacaklar. Orayı görüyorum. Dünyanın her yerinde kadın doğum branşı çok kıymetlidir, çok şeydir. Bu geçici bir süreç bu. Ya çok güzel. Tekrar sormak istedim. Çünkü aynen gitmez, gelecek hani bu kadar umutsuz olmuyor. Benim de söylediğim. Kesinlikle yani kadın doğum düşünenler kadın doğumcu hep burada duracağını zannetmesinler. Bu olmayacak, göreceksiniz arkadaşlar. Kadın doğum çok kıymetlidir. Olmayacak. Geçici bir süreç. Burada konumlanacak. Bazen konjonktürel şeyler olur hayatta böyle. Ama olur olur. Ve seviyorsan da öyle girdiysen bile zaten iyiler çıkacağı için onların arasında daha çok sıyrılma şansı da olacak. Doğru söylüyorsun. Daha çok görülmesi. Peki bir kızın var değil mi artık? Evet. Kız öğrencisi o da. Ben örnek verecektim zaten. Onu söyleyeceğim. Bir de baba olarak evet. Aile yönüyle evet. Tıpta okuyan bir çocuğuna. Evet. Şöyle bizim aile sahibim var. Biz beş kardeşiz. Beş kardeş, beşi de doktor. Branşları ne? Köyün cerrahı var, gözlüğü var. Hep ama cerrahi başlar. Hepsi cerrahi. Bizim babamız nerede? Doktor olursanız hepimiz bıçak tutsun. Bıçak tutmayan doktor olmaz mı? Benim babam doktor olmaz. Ailesi olarak cerrahiye bir aklımız vardı. Çok söylemek istiyorum. Mesela benim kızım tıp fakültesi olmazsa baba hiç bir yerde olmaz. Yani kızım belki kazanamazsın hani bir de başka bir branş yazalım, mühendislik falan. Yok baba. Olmazsa olmam. Bu derece hevesli insanların bilmesi lazım aslında. Mesela ben kızımın iyi bir doktor olacağına inanıyorum. Çünkü çok hevesli. Artık bu kadar hevesli. Başka şey okumam diyecekler. Kadın doğuma girenlerin de böyle olması lazım. Zor, meşakkatli bir branş. O derece istekli olması lazım. Peki şimdi nerede kurduk? Yeni bir tıklar? Yok, daha başta da. Yeni başta. Yeni başta da tıklı kütlesini kazandı. Tok üniversitesi tıklı kütlesini birinci sınıfı başladı. Kadın doğum istiyor mu şu an? Daha çok erken ama. Daha çok erken yok. İstemiyor demesini kullanmış. Peki. Ama seni görürse kadın doğumcu daha yönelebilir. Beni evet. Çünkü böyle. Puanları arttırdım da ya. Evet. Tabii kadın doğumu düşen puanlarını ben kaldırdım onu söyleyeyim. Sizin gibi şık estetiğe önem veren bir çocuk seni görürse doğal olarak benim kadın doğumu öğrenebilir. Tamam şimdi ben mesela kızını diyelim bitirdi 6. sınıfta aynen böyle TUS'ta kazandı puanı var. Önce şu kadın doğum yazayım mı baba ne diyorsun ne dersin ben bunu sordum. Ben istemez. Kızıma kıyamam bu kadar zor, bu kadar meşakkat. Ama çok istiyorsun, tıpta kütlesine girmeyi istediği kadar kalın o kuraşını istiyorsa tabii ki destekler. Ama baba gözüyle bakmak başka da bir tane. Ya. Baba gözüyle bakmak var. O çocukların babaları ne olacak doğru peki? Doğru söylüyorum. Sizin... Ama umarım çok... onlar çok isteklidir de görmüşlerdir. Benim kızım da istekli tabii ki. Ama yıpratıcı bir kız, zor bir kız. Çok severek bir kız. Bizler kızım. Ben direttim kadın doğum istiyorum ama ne dersen de ya kadın doğum ya da yazmam. Nereye yazayım? Bir kere önce... önce şunu söylüyoruz bir kere. Öncelikle ben sizde yaşamak istemiyorum. İstanbul'da yazacağım. Bana çok güzel. Çok güzel. Ama onun için daha güzel olacak. İstanbul'daki biraz daha çok tatlı görecek misin? Daha tatlı. Peki, kadın doğum
gelmeyen yok gibi herhalde kadın doğumcular arasında başına böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Ne olacak? Valla şimdi... Özür dilerim. Kongrelerde de bunun için ayrı panellerimiz evet, var evet, zaten. Şu anda biliyorsunuz çok büyük bir panel var şu anda içeride. Çalışmalarla işte bu malzemeler sefalarının hastane tarafından ödenmesi gibi takım sigorta kanunları şimdi biliyorsunuz herkesin sigortalanması gibi birazcık yavaş yavaş yumuşamaya başladı bu iş. İnşallah daha hızlanacak bu malzemeler sigortası isteyecek. Ama 3-5 sene önce çok fazla olmuştu. Demin bunun arkadaşımız alamadım diye mahkemeye varmış. Şimdi böyle komik şeyler böyle. Bu da tabii vatandaş diyor, her önlerini mahkemeye veriyor. Doğru değil ama ben ne diyorum? Yaklaşılıyor. Yaklaşılması lazım. Sandı, hani... Bir hata varsa en başta tabii ki karşılayacak. Tabii ki araştırılacak. En ufak hata var. Araştırılmayacak. Bu başına geldiği bir şey. Tabii ki araştırılacak. Ama çok da fazla su var. Hastaya bir film çekildik. Rahmetli bir film çekme aletinin bir parçası kalmış. Aslında çok önemli bir şey değil. Tekrar 5-10 gün sonra hastaneye geldi. Yeni başlayan asistanlarımızdan birisi. Ya bunu neden nereden koyduğunu yaptı, şey yapmıştı. Bu iletişimsizlik. Yani hastada ya, hemen espri yapmış diyor ya. Ama bu esprinin getireceği sonuç bunu tahmin edememiş. Şikayetler, ondan sonra işte davalar vesaire vesaire. Tabii dikkat ederseniz bu şeyler de böyle genç arkadaşlar işte. Çünkü hayat bir tecrübe. Doktorluk da öyle tabii ki. Geçe geçe nasıl hastaya davranacağını ne yapacağını ama yeni başladığı zaman bu gibi iletişim sorunları oluyor. Şimdi de eğitim. Yapan sizsiniz. Ya, hakikaten ne yapmak lazım? Şimdi şöyle hani mesela benim paylaştığım insanlarla şeylerle ilişkimi gerçekten öyle oldu. Çünkü ben işte çok severim. Çok severim yapan insanlar. Evet. Şunu söylüyorum. Sizde şöyle bir durum var. Ben üniversite hastanesindeydim. Daha spesifik bir hastalığı.
sosyokültürel düzeyden hasta var. Bu çok önemli düzey. Neden önemli? İletişimde en önemli şey kiminle ne şekilde iletişim kuracağız? Hele hele kadın doğum gibi bu kadar intim, yani bu kadar hassas bir branşta size mahremini emanet ediyor. İkincisi, hele hele siz bir de erkek doktorsunuz. İletişimi bırakın, çarpı 10 dikkat edilmek gereken şeyler. Bu düzeyleri de bakarsak. İletişim de o kadar ilerledi. İletişimle ilgili bilgiler. Mesela ben size söyleyeyim, artık iletişimde şunlar konuşuluyor. Hasta sahibi, ölüm haberini nasıl verdi? Artık vereceğin ortama kadar çalışmalarda ispatları. Mesela işte vereceğiniz ölüm haberini vereceğiniz ortamın açıkçası. Badana olması hastanın tepkisini azaltıyor. Veya işte ışık ne kadar değil de yandan ilerliyor. Hastaya ölüm haberini verdi, hasta sahibi. Bunlar işte şiddeti azaltıyor veya işte duruş teknikleri, hastayla konuşma teknikleri, kıyafeti, işte ameliyathane kıyafetiyle hastaya çıkıp da ölüm haberini vermiyor. Daha şık bir ortam ondan sonra iletişim tabii ki hep bu teknikler öğretmeye çalışıyoruz biz de asistanlarımıza. Nerelere geldi? Nerelere geldi? Bırakın, konuşmayı durmuyoruz. Tabii ki. Evet, doğru söylüyorum. Peki bu kadar eğitim araştırmalarda yanlış mı? Gelişim özellikle temsilciler vesaire çok farklı düzey bir sorunu bile var aslında. Evet. Değil mi? Ya hastanelerde mesela bu Suriyeli sığınmacılar için Arapçalar zaten tersi. Şimdi iletişimle ilgili ben bu arada biz dinleyenlere de beraber vermek istiyorum. Bu şekilde Cüvatan Kurulu olarak bu konularla ilgili sizin de konuşmalarınız büyük bir sempozyum düzenliyoruz. İzleyicilere de buradan duyurmak istiyorum. Güzel bir sempozyum olacak. Bu konuları tartışınca gelirlerse iyi olur. Tamam, davet hem düşünenler, hem asistanlar, hem uzmanlar, doktor olmayanlar bile ilginç konular olacak. Bir daha söyleyeyim. İbni Çekim, Etlik Süveyda'nın kalın hastalık olayı, araştırma hastalığı. Serbest çalışan kurumlar ve sempozyumumuzu bekliyoruz. Ben de oradayım. Evet. Ama hani doktor olanlar da belki daha rahat keyif alabilirler. Ben şu şeye dönmek istiyorum. Tam açamadım. Yıllardır mesela bu kadar farklı düzeyde, yani daha doğrusu şunu söyleyeyim. Bir erkek kadın hastalıkları doğrusu. Ben kızımı dinliyorum. Çok yabancı oldu. Bence bu kız çok konuşulacak bir şey. Bence çok olur. Gazete ilanına bakıyorsunuz. Bayan kadın. Bayan kadın. Doğumcu bayan kadın. Bu konu bence çok konuşulacak bir mevzu olmaması lazım. Doktorun kadın erkeği olmaz. Doktorun kadın erkeği olmaz. Ama konuşmasın bence. Değil. Erkeğin, doktorun kadın erkeği cinsiyeti olmaz. Bu başka faktörler girer bunları konuştuğumuz zaman. Bu da doğru olmaz. Doktorun kadın erkeği olmaz. Doktor doktormuş. Ben biraz şunu sanıyorum. Kültürel olarak kimi oluyordur? İşte bayan doktorluk gibi vesaire karşılaşıyor. Tabii ki oluyor. İşte ben bunu söylemek istiyorum. Yani kültür düzeyiyle bir takım politikalarla belki böyle bir şeyler oluyor. Eğitim tabii çok önemli. Sizin söylediğiniz eğitim düzeyi alt kişiler arasın. Eğitim düzeyi yükselttiği bir kişi doktor kalınan da. Ben size soruyorum. Yani bir yakınız ne bileyim atıyorum. Çok önemli bir kanser ameliyatı olacak ve bunu yapan da bir kişi var. O da diyelim ki erkek. Erkek diye hani kim bunu yaptı? Bunlar birazcık hoş konular değil bence. Bunu da herkes yaptırır. Ama mesaj verelim diye ben. Mesaj şöyle. Doktorun cinsiyeti olmaz. Doktor. Bu konulara hiç konuşmamak, tartışmamak gerekmez. Tamam. Söyledikleri şeyler çok yanlış. Kadın, bayan kadın doğumcu alanlar falan. Bunlar bir takım rant işte. Veya hükümet politikalarıyla alakalı olan bir şey. Kerimeciğim sen de öyle düşünüyor musun beni? İyi anladın mı? Bu arada kafamızdan çıkmış arkadaşlar var. Onları mesajlar, iyi konuşmalar. Teşekkürler, sağ olun. Ya orada sormak istediğim şuydu biraz da öğrenci kardeşlerime. Hani kadın doğum seçerken bu artık kesinlikle ve kesinlikle bir kriter değil. Çalışma hayatımızda da değil, Türkiye'nin neresinde çalışırsak.
olmuştu. Öyle bir kaydı. Ben çok saçma oldum zaten. Daha çok azalacağını tahmin ediyorum. Geçici süreçlerde bir takım politik kaygılarla, rap kaygılarıyla bir şey olmadan şiddetle karşı bir şey. O ilanları da aslında bence yasaklamak lazım. Etkinlikların falan bayan kadın olacağı ilan verilememesi lazım. Olur mu yok? Peki, bir şey soracağım. Hepimizin başına geliyoruz. Çok şey. Cerrahi bırakmayı düşündüğünüz tüm meslek yaşamında çok önemli bir insan bakayı anlatabilmiyorum. Sadece ne istedik? Bunlar çok böyle köşe noktalar, dönüm noktalar. Bırakmayı düşündüğünüz ne kadar fazla? Ben bu mesleği yapmak istiyorum. Bu mesleği yapmak istiyorum. Mesela hoşuma gelen bir konuyla ilgili. Çocuklar anılarımızı dinliyor. Abi anılarımızı dinlemek istiyorlar. Ürkütmeden. Ürkütmeden tabii ki. Gene bir Empoli'nin tası. Sezer Vanşı'nın çok uğraştı. Döndürmek için. Kaybettim. Aydı Özmen Ahesli Özmen'i ben hasta sahibinin bir gazeteye kaybettim. Öyle bir infialle karşılaştık ki buraya sağlam götürmüştüm. Siz ne yaptınız? Tabii insanı çok hayal kurdu. 4-5 saat ulaşmışsın. Bu kadar mı yani? Şey bu. İnsan bazen bu durumlarda nereden bu mesleğe götürüyor diyor. Diğer bunun üzerinde bir olay olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anki ihtiyacı bir yeni insanın bir hasta kaybıyla, bir yakın kaybıyla bunu düşünmeden yapabileceğini düşünüyorsunuz. Tekrar testimize dönüşüyoruz. Ama bir noktadan sonra böyle bir hakaret, bir hayal kurduğu için bir testimizin ortadan yaşayacak bir şey. Ara verenler var. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Böyle unutamadığınız, doğurduğunuz bir çocuk olarak sonradan geliyorlar ya bize böyle. Hani benim yaşımda o kadar olmadı daha yeni. Çok genç bir hekim olarak. Ben hemen anladım. Bir gün bayrağını dostluyorum. Çekilerim ya bir gün hanımefendi sizi görmek istiyorum. Çok şık, çok genç benim. 3 yaşlarım. Tayyor büyümüş, çok şık. Çanta bir laptop. Doktor mu dedi? Ben yoldan geçerken şöyle ismini gördüm. Kamera bakıyor. Ben bu taraf diyor. Beni siz doğurmuşsunuz. Sizi bir görmek istedim. Tanımak istedim. O yoksa hasta falan o niyetle geldim dedi. Sen tabii çok iyi bir doktor. Ben diyor doğurdum işte. Benim de doğurdum. Bir şey bir araba olması. Başına çıkması. Ben doğurdum. Doğurdum. Çok güzel yanları var. Bu tür anekdotlar başka bir açlar doğuyor. Doğurdum. Doğurdular da çok. Çocuğunu da doğurdunuz. Ben sizden bahsetmeden geçemem ama burada bizim ikizlerimiz vardı. Evet. İkisi de kadın doğumcu. Keşke ikisi de kadın doğumcu olsa demişler. İkisi de kadın doğumcu en ilginçlerden biri herhalde. Çok teşekkür ederim. Başka soracağınız bir şey var mı? Ha, bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'da hangi eğitim araştırmayı önerirsiniz? Çok sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim burada konuşmaya çalıştığım şuydu. Bir günlük kadın yol belki ikincisi hani üniversite ve eğitim araştırma buna yol göster. Ama tek tek şu hastane mi hangi hastaneyi önerirsiniz öyle bir şey yok. O da var. Ama ben hepsini tavsiye ediyorum. Diyorum ki gidip orada bayağı oranın asistanlarıyla konuşun. Biz en çoğunuzla konuşmayın. Biraz daha. Çünkü çok iyi şeyler söylüyorum. Ben de şunu tavsiye ediyorum genç arkadaşlara. Eğer kadın doğumu seviyorsanız, yoksa para kaybısı başka şeyle girerseniz sizin için hayal kırıklığı olur. Zor bir branş, çok zor bir branş, çok meşakkatli bir branş. Ama seviyorsanız da çok zevkli bir branş. Seviyorsanız ama sırf başka şeyler düşünerek biliyorsanız bence girmeyin, tercih edin. Ya da bir bakayım. Yok, değil. Öyle başka bir yeri kazanamadım. Hani hiç değilse hiç değil.
hani o geçen zaten kişiler bırakacak. Hani geçen emeğe yazık. Daha istediği ve yapabileceği. Mesela ben size şunu söylüyorum. Bazı kişiler yapıyorlar. Bazı kişi daha cevap. Daha mı iyi karar verir, daha kararlı olur. Bazı kişiler daha naiftir, daha yumuşaktır. Kişilik döner. Yani, otur kişilikte olan insanlar. Daha iyi başlar olan daha mutlu olur. Ne var hocam? Mücadeleyi sever. Hani karar veren insanlar kişilerin tercih etmiş. Evet. O zaman ben şu konuşmadan ben şunu çıkardım kafamdaki bir şeydi. Tercih yapacak arkadaşlar için hani üniversite seçimi en önemli kriter olan yayın yapabilmek gibi durumlarda artık eğitim hastaneleri de yani buna bu kadar değil daha bile fazla olduğunu o anlamda sıkıntı yaşanmıyor. Akademisyen olma açısından da yine durdurulacak bir yol. En önemli şey şu bir çalışıyoruz, emek veriyoruz. Evet, ben bir de şunu ilave etmek istiyorum bu sözlerinize. Şimdi tıp fakültesi seçiminde artık verdiği uzmanlaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla tıp fakültesi seçiminden de çok önemli değil. Ben de çok önemli değil ama bitirdikten sonra ihtisas yaptığınızlar çok önemli. Çünkü tıp fakültesinde aldığınız eğitim büyük bir ilerideki hayatınızda işinize yaramayacak bir tanım olduğu için. Ama ihtisas yaptığınızda ömür boyu pozisyonu yapışacak orada aldığınız eğitim. Hayatınız hep onunla geçecek. Dolayısıyla iktisat yapılan yer çok önemli. Okuduğunuz tıp fakültesi bence çok önemli. Benim annemin bir anı vardı. Son olarak bunu da söyleyeyim. İnsan hayatında iki önemli şey var. Birincisi, üniversite programı, iktisat imtihanı, o da ne olacak? Hayatınızın neyle geçeceğini olur. İkincisi de evlilik. Öyle bir evlilik yaparsınız ki verebilirsiniz. Öyle bir evlilik yaparsınız ki yukarı çıkarsınız. Burada konu müsaitliğinde genç arkadaşlara benim olayım hazır. Bu iki şeye dikkat ediniz. Ya işte biraz da bunu yapıyor abi. Böyle kararlar çalışıyor. Gerçekten çocuklar nereye soracaklarını bilmiyorlar. Kime soracaklarını bilmiyorlar. Çocuk diyor ki, işte hocam ben karımı çok seviyorum. Ya ne işin var git başka bir aşk mı yok ya. O kadar çok ki bu. Ben de sosyal medyanın tersini yapıyorum. Diyorlar ki biz iyi bir şey söyleyeceğiz. Ya ben iyi bir şey söyleyecek insanların biraz peki son olarak yan dalla ilgili benim çok uzak olduğum bir çünkü benim zamanımda ben Sokrat döneminden kalmaya sen şimdi eğitim araştırıldı. Yan dallarda şu an hangileri var? Ne kadar sürüyor? Nasıl bir şey? Avantajı? Şimdi şu anda kadın okulu yapmıyoruz. Fertilitenin yandaşı oluyor. Bu arada karın arıyor. Hemen alayım. Hemen alayım diyor. İfertilitenin yanda olması için çabalar var. Hatta tek bir onkolojinin de yanda olması için çabalar var. Şu anda tarih konumunda onkoloji ve onkoloji var. Bu işlerde biraz kaos var. Yani bir dermatolog ne yapar? Bir yüzyılda dermatolog sahasında çok net ayrımlar yok. Biz dernek olarak, profesyonel olarak da bu ayrımları yapmaya çalışıyoruz. Bu da zamanla oturacaktır. Mesela öyle bazı bir yan dal bazı zaman bir özel hastaneye çalışırken işte yan dal kablosu yok, çalışamazsın. Belki bir uzman olsan o da işte bulacaksın. Tabii ki mecbur hizmette de öyle bir şey var. Şu anda bir kaotik bir durum var. Yani işte de mecbur hizmet ilgili bir kadın doğumcuları orada var mı? İyileştirme çabası. Şimdi aslında bakacak olursak kadın doğumda yok yani. Bu kadar sayı evet çok iyi çok güzel oldu. Her yerde sayı var. Mecburiyetin de kalkacağını düşünüyorum. Artık evet, yeter artık her yerde var çünkü. İyi mi olur kötü mü olur? Kim besleyeceksin lan onu da düşünmek lazım. Şöyle şu anda herkes bir şey hazır. Doktor oldu. Zaten doktor da olup bağlı bir daha yüksek bir yapar. Mezun olduğumuz zaman kalkan 6-7 bin lira iş kararımız başlıyor. Belli de mezunundaki kalkması, sayılıcı olması ülkede çok bizim istediğimiz bir durum olmayacak. Belki de o zaman hiç kaygısı var. Öyle düşünmek lazım. Değil mi? Evet. Kontenjanları da artıyor herhalde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepsine tercihlerini yapar. Burada ne oluyor biliyor musun bu yayınlardan? Belki sana böyle iki gün sonra birisi gelecek ve şey diyecek ki ya
yapacağım çömezin olarak. Ben seni izlemiştim, böyle böyle demiştim. Ya çok enteresan oluyor böyle şeyler. Tabii tabii, gelecek şimdi. İşte şey, şu yayınını izlemiştim, o gün orada karar vermiş. Hayır, biz böyle yaptığı şeyler basit gibi ama... Eğer yol gösterici işini... olduysak, siz de sahibizde... Bana çok oldu çünkü ben de hiç bilmiyordum bir şey, bir araştırma hastanesi. Böyle düşünmüyordum açıkçası. Ben bile faydalandım. Eminim ki yazacak arkadaşlar da çok fayda görecekler. Şimdi bugün şöyle bir endikasyon aldım. Endikasyon doğurdu. Yarın da üniversiteden bir hocayla konuşmam gerekecek. Ben gidip çalışmalara başlayayım, birilerini bulayım, birilerini ikna edeyim. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah istediğiniz branşlarda pişman olmayacağınız kararlar vermiş olursunuz. Ama ne olursa olsun hiçbir şeyden dönmek için hayat geç değil. Belki de bir kadın doğmasını söylenebilecek en güzel söz. Bir kere hepiniz doktorsunuz. O şeref bile hepinize yeter. Böyle bir mesleğe sahip olmak. Bahane Hanım'ı söylediği gibi hayat güzel. Hangi biraz olursanız olun, hangi hastalığı bilirsiniz. Doktor olmanın zevkini çıkarın, keyfini çıkarın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.